Sevgili izleyiciler, şu anda kaligrafi ustası, sanatçısı Yasin Gökçe beyefendiyle beraberiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizleri tanıyalım kısaca. Benim ismim Yasin Gökçe, Erzurumluyum. Bağlarbaşı'nda ikamet ediyorum. Hürriyet'te kitap kırtasiye üzerine dükkanım var. Aynı zamanda profesyonel kaligrafi sanatıyla uğraşıyorum. Bu kaligrafi sanatını gerek dükkanda, gerek okullarda, gerek Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğu yerlerde ben bunlara derse gidiyorum, ders veriyorum. Kaligrafi sanatını artık basite indirgedim ve bunu okullarda ders verebilecek hale getirdim. 3 tane çizgiyle ben bu işi yapıyorum. Bu 3 tane çizgiyi de müsait olunca yazarken ben size ifade ederim, anlatırım. Peki, kaligrafi nedir hocam? Kaligrafi nedir? Kaligrafi güzel yazı yazma sanatıdır. Yani bu Arap harfleriyle yapılan güzel yazı sanatına hattatlık deniyor. Bu kaligrafi sanatı da Latin harfleriyle yapılan ve bu harflerle sanata dönüştürülmüş şekline de kaligrafi deniyor. Peki kaligrafiden nasıl bir çalışmalar yapılabilir? Sadece böyle yazılar mı yazılıyor? Yoksa tablolarda yapılabiliyor mu? Veya duvara asmalık? Şimdi bu alt fon kartonlarına yazılır. Çeşitli işte ebrulu kağıtlarına yazılır, tabaklara yazılır. Çerçeve yapılır. Kitap ayraçları yazılır, kupalara yazılır. Çeşit çeşit tabak figürlerine yazılır. İşte Çinili tabaklara yazılır. Yani belki zeminin uygun olabileceği her yere yazılabiliyor her, yani değil her mi? Her yere yazılır. Yani anahtarlık olur, kolye olur, bileklik olur. Yazının olabileceği her türlü yere. Hatta bilgisayarın arka fonuna da yazılır. Telefonlara, telefon kaplarına yazılır. Yani aklınıza gelebilecek neresi varsa. Hatta hani dövme biraz daha farklıdır. Bunu bileklere yazı olarak da yazılabilir. Ve bu şekilde yani bir sürü şey var. Çok güzel. Peki kaç yıldır bu sanatla uğraşıyorsunuz siz? Takriben 5-6 sene oldu. Daha önceden vardı ama 5-6 seneden beri profesyonel olarak. Hamdolsun Bursa'da çıtayı çok yüksek tuttuk. Bursa'da diyebilirim ki hemen hemen çıtanın en tepesindeyiz. Bunun yanında işte televizyon programları oluyor, canlı gazetedir, dergidir. Bir sürü yerlerde bizim hem röportajımız çıktı hem bilgilerimiz çıktı. Hamdolsun öğrencilerimiz çok yetişti. Peki yetiştirdiğiniz öğrencilerden biraz bahsedelim. Kaç tane onları şu an sayabiliyor musunuz? Sayıları ne kadar? Şu anda saymam mümkün değil. O kadar diyorsunuz. O kadar çok var yani. Ne kadar güzel. Sizin elinize, emeğinize sağlık. İyi tanıtımlar diliyoruz. Hem Erzurum olarak hem de kaligrafi sanatı olarak. Teşekkür. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız. Sağ olun. Hatta şu anda yanımda olan kızım aynı zamanda amatör olarak da evet, şu anda. Süper. Hemen kızınıza dönelim. Merhabalar, sizleri tanıyalım. Şeyma Nur Gökçe. Kaç yıldır bu sanatla uğraşıyorsun? Ben uğraşmıyorum aslında. Babama gölgeyle yazmaya başladım. Vay, ne kadar güzel. Hani sen çocukluğundan beri bu sanatla yetiştin, evet, aslında. Evet. Öğrenci misin, okuyor musun? Öğrenciyim. Şimdi ilahiyata başlayacağım inşallah. İnşallah, ne kadar güzel. İnşallah. Peki bu sanatın sana kattığı bir şey var mı? Sosyal olarak belki neler hissediyorsun? Tabii ki böyle babamla fuarlara giderek sosyalleşiyorum, babam sağ olsun. Ya çok güzel. Peki bundan neler yazdın? Çalışmaların kaç tanedir belki sayı olarak sayabiliyor musun? Veya çalışmaları sergileyebiliyor musunuz? Ya ben böyle çok profesyonelce olmadığım için sınıflarımda arkadaşlarıma kapak yazıyordum. Hani sürekli onlarla ilgileniyordum. Başka bir şeyle uğraşmadım pek. Vay çok güzel. Ne kadar güzel. Ailecek böyle bir sanatla uğraşıyorsunuz. Tebrik ediyorum ben sizleri. Kızımın bir büyük ablası var. O şu anda profesyonel ebru sanatçısı. Ve bu hem sertifikasını aldı hem profesyonel şeyde çalışıyor. Aynı zamanda kaligrafiyi de hemen hemen benim kadar büyük daha mükemmel yapıyor. Hamdolsun hiç tanımadığım insanlar bazen şöyle bir anımı anlatayım arzu ederseniz. Mesela gidiyorum bakıyorum ki herhangi bir tanesi bir yazı yazıyor. Soruyorum, diyorum çok güzel yazı yazıyorsun. Nereden öğrendin? Deyince hani suyun asıl bendi gidip soru soruyor. İşte ben Ahmet'ten Mehmet'ten öğrendim. Bakıyorum ki o yazıların hepsini ben öğretmişim. Vay, yani o ne hissediyorsunuz öyle olunca?
Çok mükemmel bir duygu. O arkadaşa diyorum ki sana kim öğretti? Ahmet öğretti. Ahmet'i düşünüyorum. Ahmet'e kim öğretti? Ahmet'e kim öğretti? Mehmet öğretti. Mehmet'i de tanıyorum, Ahmet'i de tanıyorum, o kızı da tanıyorum, hepsini tanıyorum. Ama ben o kıza demiyorum ki işte ya bunu ben size öğrettim demiyorum. Sadece mutlu oluyorum. Belki de o kız beni hiç tanımıyor. İşte sevgili seyirciler, buradaki ufak bir nüans var. Mütevazılığı da abimizden böyle bir bu sanatla belki uğraşanların mütevazılığını da hissetmiş olmanız lazım. Efendim biz çok teşekkür ederiz sizlere. Çok sağ olun. Bir tane daha bir şey söyleyeyim. Şöyle ki mesela benim dükkanımın önüne gelip vitrindeki yazıları gören arkadaş bana dedi ki bu yazıyı öğretir misin? Ben de öğretirim. Peki dedi ne gerekir? Ben dedim ki benim senden bir şey isteğim var. O da devamsızlık yapma, sürekli gel, ben sana ücretsiz kurs vereyim dedim. O arkadaşın annesini babasını hiçbirini tanımıyorum. Sadece sokaktan geçen bir arkadaş idi. Ve şu anda diyebilirim ki mükemmel ve harika bir arkadaş yetiştirmiş oldum.